koy şuraya. Of, ne koydun Firuzeciğim bunların içine bu kadar? İstedikleri ne varsa koydum. En çok sevdikleri pantolonları, kazakları, oyuncakları. Ailemsin ayol, iki günlüğüne gidiyoruz. Ne var bunda? Ne yapayım? Okula giderken sıkı sıkı tembih ettiler. Mecburen ne istedilerse koydum. Tamam. Betüş Hanım bırakın, kafeye geç kalıyorsunuz. Hadi. Ay haklısın Firuze. Hadi. Merhaba Betüş, ben geldim. Affedersin, müsait değil misin? Çıkıyorum şimdi. Kapının önünde buluşalım mı? Olur, görüşürüz. Hadi. Ah, hadi Firuzeciğim, akşama görüşürüz değil mi? Siz uğurlamadan gider miyim ben içeri? Hadi. Hadi. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Hayırlı işler. Halıcım, halıcım Allah aşkına gel, Allah aşkına gel. Bak bak, Peri Hanım sihirle Betüş Hanım'ın kapısına geldi. Peri Hanım kim? Betüş Hanım'ın büyük teyzesi. Duda Hanım'ın kız kardeşi mi var? Aman halacım, aman halacım. Bunların arasında akrabalık ilişkileri yok ama işte büyük teyze diyorlar. Esasında bu periler birbirinin muhakkak bir şeyi oluyor ama neyi oluyor bilemiyorum. Hadi başlama gene. Periymiş. Bak halacık gel de bak. Şimdi Peri Hanım geldi ama kapıyı çalmıyor. Neden çalmıyor? Sor bana neden çalmıyor? Neden? Çünkü sihirle içeri haber verdi de ondan. Onun için Betüş Hanım'la kapı önünde biraz sonra buluşacak. Avni, perilere yorduğun kapacığını vakti zamanında derslerine yorsaydı şimdiye kadar profesör olmuştun. Halacığım aynen Suzan gibi konuştu şimdi. Ha. Sus alma o cazgırın adını. Avni! Abi cep telefonumu gördün mü? Ay hiçbir yerde bulamıyorum. Bak adımı andı çomak geldi. Abi kime diyorum? Saklama saklama. Gördüm. Arkanda ne olduğunu çok iyi biliyorum Avni Bey. Zira duruşundan belli. Bu ağaç nereden çıktı ayol? Ben aldım süslüyorum. Meyfi ben rica edeceğim bu evi süslemeyi bırakın. Senin için değil Avni için yapıyorum. Yeni yıla neşeli bir evde girsin diye. Öyle mi Mevlim? Çok meraklıysanız gider kendinize bir ev tutarsınız. Anneciğinizi de yanınıza alırsınız. Orayı süsler püslersiniz efendim. Telefonum nerede? Demiş. Dua edin de sizle uğraşacak vaktim yok. Domuz. Allah. Şimdi kapıda perilerle karşılaşacak. Çok heyecanlıyım. Heh. Ay kusura bakma Perihan teyzeciğim, geç kaldım. Rica ederim hayatım, seyahat hazırlığı yapıyordun herhalde. Evet. Ay, Perihan teyze, canım. Hava çok güzel. Eğer vaktin varsa şöyle biraz dolaşarak gidelim mi kafeye? Çok güzel olur. Hadi. Hadi. Gittiler halacık, kıl payı gittiler. Oho, bizim Suzan daha yeni geliyor kapıya. Ağır kadın, ne olacak? Geldim, geldim. Aa, günaydın Suzan Hanım. Günaydın Firuze. Ben de Betüş Hanım bir şey unuttu da onu almak için geri döndü sanmıştım. Aa, Betüş çıktı mı? Çıktı tabii, yolda karşılaşmadınız mı? Yok, görmedim. Hay Allah. Neyse, hadi ben kafeye gideyim, sonra görüşürüz. Peki, görüşürüz. Hayırlı işler. Oh, haklıymışsın Betüş. Hava bugün şahane. Güya aralığın 30'u yaz gibi ayol. Sizin gideceğiniz ülkede nasıl acaba? Aa, orası da aynı burası gibi sıcacıkmış. Sihirli küreğe sordum, o söyledi. Ne güzel. Nereye gidiyordunuz Betüş? İtalya'ya. Ay, ben hiç gitmedim biliyor musun oraya? Ben de hiç gitmedim. Acaba nasıl bir yer, çok merak ediyorum. Yerini biliyor musun? Hı hı. Haritadan baktım. Böyle yukarıdan bakınca aynı bir çizmeye benziyor. Hadi gel göstereyim. Hadi göster, çok merak ettim. Hah, bak işte tam şurası. Aa, ay haklıymışsın Betüş. Gerçekten de ne kadar çizmeye benziyor. Aa. Ama o kadar uzak değilmiş Betüş. Bizim için hiç uzak değil ama faniler için uçakla 2 saat falan sürüyor galiba. Eda ile sen uçakla gideceksiniz mecburen. Hmm, evet, çilekle toprak bu işe çok bozuluyor tabii. Keşke sihirle çabucak gitsek diyorlar ama. Ne yapalım, idare edecekler artık. Aa,
Perihan teyze, sen bu aralar hiç annemi gördün mü? İki gündür görmüyorum Betüş'cüğüm. Betüş, yılbaşında burada olmayacağınızdan annenin haberi var mı? Eda söylemeyelim dedi. Şimdilik yılbaşında evde ailelerimizle olacağımızı sanıyor. Çok doğru düşünmüşsünüz şekerim. Yoksa seyahate gitmenizi engellemek için elinden gelen sihri ardına koymazdı. Bana kalsa ben kıyamazdım, söylerdim. Onu da götürürdük ama Eda diyor ki eğer bizimle beraber gelirse orada bizi kocalarımızdan ayırmak için bir sürü sihirler yapar, tatilimizi berbat eder. Çok doğru düşünmüş şekerim. Eğer annene çaktırmadan gitmeyi becerebilirseniz alın kocalarınızı, çocuklarınızı gidin şekerim. Senenin bir gününü hiç olmazsa Dudu'nun sihirlerinden uzak, başınız rahat geçirin. Orası öyle de annem işte kıyamıyorum. İyi de o da anneniz gibi davranmayı öğrensin azıcık. Ah sen öyle san Perihan. Benim adım Dudu, Dudu. Beni kimse kandıramaz. Kızlarım bugüne kadar benden hiçbir şey saklayamadılar. Bunu da saklayamazlar. Ah, gideceklerini sansınlar. Yazık. Akşama kadar yol heyecanı yaşasınlar. Sonra görürler günlerini. Şimdi bakalım Eda ne alemde. Al bunları da anne. Ver bakalım. Bunları da götürebilir miyim anne? Neymiş onlar? Sihirli ayakkabılarım. Yılbaşında bunlarla dans etmek istiyorum. Hayır Toprak, onları yanına alamazsın. Neden? Çünkü babanın, Sadık eniştenin, Cem'in, Ceren'in ve otelde kalan diğer müşterilerin senin peri olduğunu anlamasını istemiyoruz. Gideceğimiz yerde onlarla mı gezeceğiz? Hiç ayrılmayacağız mı? Kızım bilmediğimiz yabancı bir memlekete gidiyoruz. Tabii ki hep birlikte vakit geçireceğiz. Görüyorsun değil mi mercimek? Ne zaman fanilerle bir yere gitsek onlardanmış gibi davranmak zorunda kalıyoruz. Onların yanında rahat rahat sihir yapamıyorum. Nefret ediyorum. Söylenme Toprak Hanım. Ben bıktım senin bu sihir merakından. İyi ki sen yarı fanisin. Bir de tam peri olsan demek ki başımıza bir dünya iş açacaktın. Her dakika sihir yapmak istiyorsun. Yeter ayol. Ay, keşke anneannen yılbaşı tatilinde yurt dışına gittiğimizi bilse de biz de seni rahat rahat ona bırakabilsek. Biz İtalya'dayken sen anneannenin şatosunda oturur rahat rahat sihir yapardın. Biz de kafamızı dinler rahat bir yılbaşı tatili yapardık. Tamam. Ben anneannemde kalayım, siz gidin. Saçmalama Toprak. Anneannen yılbaşı tatilimizi teyzenlerle beraber İtalya'da geçireceğimizi bilmiyor ve bilmeyecek. Ona çaktırmayacağız. Öf! Çoktan öğrendi bile canım. Sana ve Betüş'e gününü göstereceğim. Hatta o şapşal kocalarınıza da. Bensiz bir yere gidebilecekler mi bakalım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.